olağan dışı bir para kaydı girdiği zaman MASAK devreye giriyor. Neden devreye giriyor? Pardon bu araya bir şey Tabii. sormak istiyorum. Benim bilgim oluyor mu MASAK'ın benim bu mal varlığımı araştırmaya başladığından yoksa Hayır. benim hiç bilgim Hayır, yok. Başlıyor. Bir, anda, bir anda izlenmeye başlıyorum yani. Evet. Çünkü benim hesap hareketlerimde 5 lira 10 lira işte emekli maaşım olan 13 bin lira falan gibi paralar dönerken ya da işte varsa bir kira gelirim bir anda acayip rakamlar girmeye başlıyor hesaplara. Bir olağan dışı. Tamam bunu masak kendiliğinden yapıyor kimsenin bir bu... şey bildirmesi gerekmiyor bir suç duyurusunda bulunması gerekmiyor. Şöyle şunu ekleyelim kanun bankayı bu olağan dışı işlemleri masaka bildirmekle sorumlu tutuyor yani eğer ki benim bu işlemim banka tarafından masaka bildirilmezse ee, artık dijitalleşme çağındayız. Bu iş çok kolay. Olağan dışı tes işleri tespit etmek. Algoritmalar aracılığıyla zaten kolaylıkla tespit ediyorlar. Ee, banka tespit etmekle sorumlu. Yani banka kendisine gelen paranın e, bir olağan dışılığı var ise... ...bunu tedirgin olmak durumunda. Bundan tedirgin olmak durumunda ve masaya bildirmek durumunda. Dolayısıyla buradan şu sonuç çıkıyor. Bir uyuşturucu parası veya yasa dışı bir para... ...yasa dışı, eller, yasa dışı yollarla ele geçirilmiş bir parayı bankaya yatırmak e, o kadar kolay değil. O zaman ben ne yapacağım? Şimdi benim elimde uyuşturucu satışından elde ettiğim 3 milyon dolar var diyelim ki. Peki o değil, ben bu parayı bir şekilde... Böyle nakit bir para mı? Yani kağıt olarak verilmiş bir paradan bahsediyoruz evet. değil mi? Evet. evet. Nakit Peki. şekilde bende var bu para. Fakat e, benim kanun gereği, kanun gereği belli bir tutarın üzerindeki bir malı alırken nakit almam da mümkün. Mesela bir otomobili nakit alamazsınız. Veya nakit ev alamazsınız. Nakit teslim ettim, ben öyle teslim ettim diyemezsiniz. Bir banka kaydına ihtiyacınız var. Dolayısıyla sizin o büyüklükte bir parayı kullanmanız için bir bankaya yatırmanız gerekiyor. Demin anlattığım şekilde ama bankaya yatırmanın da belli bir e, sorunu var. Demek ki benim bu parayı kullanabilmem için bir biçimiyle sisteme sokmam gerekiyor. İşte o bir biçimiyle dediğim şeyin altında yatan işlemlere kara parayı aklama deniyor yani benim uyuşturucudan elde ettiğim parayı sanki uyuşturucudan elde etmemiş gibi göstermem gerekiyor ee, bunun için ne yapabilirim bunun için ne çok çeşitli yollar var en popülerlerinden bir tanesine smurfing yöntemi deniyor ee, smurf e, ne demek şirinler şirinler diyorlar ee, en popülerlerinden bir tanesi bu ne yapabilirim? Ben bu 3 milyon dolar, 4 milyon dolar yani benim için olağan dışı olan yani hani teşbihte hata olmaz. Hani çok zengin biri 3 milyon, 4 milyon doları rahatlıkla e, tabii canım diyerek sokturabilir ama benim hesabımda 3 milyon dolar olamaz. E, ne yapıyorum? 3 milyon doları örneğin üç bin dolarlık e, bin kişiye dağıtıyorum. Bin banka hesabı aracılığıyla dikkat çekmeyecek kadar küçültüyorum. Ve bin adet banka hesabı aracılığıyla örneğin bankacılık sistemine sokuyorum. Ondan sonra tek bir elde toplamaya çalışıyorum. Buna mesela evet. e, Smurfing mi deniyor buna? Evet, şirinler Smurfing yöntemi deniyor. Niye böyle deniyor bir? Neden şirinler? Yani burada e, şey de yazmış Okan 3 parayı şirinliyorlar diye. Neden böyle deniyor? Birincisi, ikincisi de şunu merak ediyorum. Şimdi ben o 3 milyon doları diyelim ki bin ayrı banka hesabına böldüm ya. Bin ayrı kişinin hesabı olması lazım. Bunlar evet. benim tanıdığım bin kişi mi? Yoksa mesela bir takım yoksul mahallelerdeki gençlere gidiyorum. Diyorum ki evladım bak ben senin hesabına kaynağını sorma bilmene gerek yok. Atıyorum 10.000 bin TL para yatıracağım. Bunun 1000 e, TL'si senin olacak kalanını ben senden geri çekeceğim. Mesela böyle bin kişilik bir evet. şey mi oluşturuyorum nasıl Üç diyeyim? Türkiye'deki vaka genellikle senin dediğin ikinci şekilde oluyor. Ama e, aşiretler aracılığıyla e, ilki de yapılabiliyor. Yani bir aşiret, 10 bin kişilik bir aşiret kara para aklayacaksa eğer... ...kendi aşiret üyeleri aracılığıyla smurfing yapabiliyor. Veya senin dediğine de ben şahit oldum. Yani bir öğrenci kişi mesela, Antalya'da bir öğrencinin başına geldi. Bir öğrenci kişi e, hesabını kiraya veriyor böyle bir çeteye. İşte bunun karşılığında daha yani o öğrenci için asla göremeyeceği bir para e, 20 bin lira 30 bin lira para alıyor ayda ve hesabını bu şekilde kullanıyor. Bunun gibi işte bir yüzlerce insan e, bu şekilde parasını kullandırtabiliyor. Başta bir öğrenciye teklif edildiğinde bu ya biz senin hesabından bazı işlemler yapacağız denildiğinde öğrenci kişi bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu farkına varmayabilir ama e, o bunu kabul ettiğinde aslında bir kara para aklama düzeneğinin parçası haline gelmiş gelmiştir. Bu popüler yöntemlerden bir tanesi ee, Bir soru ama... var. Bununla ilgili Tabii. bir soru var. Smurfing dediğimiz. Şimdi büyük bir meblağ kara parayı aldık. Bir kara para ekonomisinden bu uyuşturucu olabilir, silah kaçakçılığı olabilir, insan kaçakçılığı olabilir değil mi? Birçok var. Saadet zinciri olabilir, düz dolandırıcılık olabilir. Bu para bir şekilde elde edildi. Şimdi bunu sisteme sokmamız gerekiyor. Ekülebrim diyor ki eğer diyelim ki böyle bin kişiye böldük bunu. Bu bin kişinin tek bir yere yeniden parayı göndermesi dikkat çekmez mi diye soruyor. Ee, evet çeker. Ee, tek bir yere göndermeyin o zaman. Bu noktada e, mal alın. Yani orada işte e, tek bir hesapta toplayıp o hesabı hedef haline getirmektense acilen bu parayla e, bir mal edinimine girişin. Nedir mesela? Lüks otomobiller ve gayrimenkul alımı. E, bu ne yaptınız? Sisteme soktuğunuz parayı acilen sistemden çıkartarak bir mala dönüştürdünüz. Yani elinizdeki 3 milyon doları hızlıca bir lüks otomobile veya e, gayrimenkule dönüştürdünüz ve bu sayede artık Paranızın e, izi sürülemez hale geldi dijital ortamda. O memlekette bizde mesela e, YouTube'dayız herhalde e, araba markası vermekte burada sorun olmuyor değil mi? Hayır hiç olmuyor öyle şeyler burada aynen. E, Maserati satışları ve Porsche satışlarını Google'lasın insanlar. E, çılgınlar gibi Maserati ve Porsche satılıyor. E, bunların arkasında E, e tabi. Bu kadar büyük bir ekonomik kriz varken lüks otomobil satışının bu kadar artmasının arkasında ben elimde hani bu, bu otomobillerin hepsi kara para aklayan insanlar tarafından alınıyor diyecek değilim ama e, insan şüpheleniyor. Ee, en ücra en ücra Anadolu ka kasabalarında rezidanslar yapılıyor ve bu rezidanslar peşin fiyatına alınıyor. Bu kadar e, daire bu kadar gayrimenkul edimi kolay değil. Bu bu eee Küçük ölçekli paraları ancak ama e, bankacılık sistemine sokmayı çalışırsınız. Daha büyük ölçekli bir param var. Mesela birkaç yüz milyon dolar geldi cebime. Yani 100 milyon, hadi 100 milyon dolar diyelim. Yani do 80-90 milyon dolar gibi bir para geldi. Şimdi bu parayı Smurfing yöntemiyle bankacılık sistemine sokmak e, çok daha fazla hesap gerektiriyor ki e, bu zor bir şey tahmin edersin ki. Yani binlerce hesap ve çok büyük bir teşkilata ihtiyacım var. Buna gerek duymuyorum. O zaman ne yapıyorum? O zaman işte orada offshore hesaplar devreye giriyor. Ee, mesela bir ada devletinde vatandaşlık alan bir iş insanı neden bir ada devletinde vatandaşlık alır? Çünkü e, o ada devletinin temel finansman kaynağı kıyı bankacılığıdır. Kıyı bankacılığı örnek veriyorum. Cayman e, adaları. Kayaman adalarının 60 bin nüfusu var ee, ve dünyanın servet yoğunluğu en yüksek adası. Şunu vaat ediyor Keymen adaları. Ben bendeki bankalara diyor para yatırırsanız eğer her ne olursa olsun sizin finansal gizliliğinizi e, korurum. İsviçre de benzerdi. İsviçre biraz finansal gizlilikte ne yaptı? En son işte bu çok düzenlemeyle beraber biraz gevşetti. İsviçre bankalarına gönderebilirsiniz paranızı. Bu noktada kara para dünya kapitalizminin, dünya kapitalizminin kara paranın aklanmasını kolaylaştıracak bazı arka kapıları var maalesef. İşte vergi cennetleri e, ve offshore bankacılığın çok yoğun olduğu yerler. Maalesef Kıbrıs mesela bunlardan bir tanesi. Keymen Cayman Adaları, Men Adaları, Jersey Adaları, İsviçre, Malta buralar buralar e, finansal gizliliğinizi koruduğunuz yerler. Dolayısıyla siz e, sisteme parayı e, offshore üzerinden sokarsınız ki e, Türkiye'deki en e, popüler yöntem aslında offshore'dur. E, hani daha küçük paralar smurfing yöntemiyle bankacık sistemine sokulur ama daha büyük paraların bulunduğu yer e, offshore hesaplardır. Offshore hesaplarda da e, nasıl orada parayı nasıl saklayacaksınız Örneğin e, Wikileaks belgelerinde ortaya çıkmıştı. İnanır mısın? Şunu yapıyorlar. Örneğin ben offshore İsviçre'deki bir A bankasında 2 milyon dolar kara paramı yatırıyorum. Zaten İsviçre'deki banka bana kaydını sormuyor Türkiye'deki gibi. Türkiye'deki bana kaynağını soruyor. Nedir bu para diyor. Çünkü tabi olduğum kanunlar var. Masaka bildirim yapılıyor vesaire ama İsviçre bunu yapmıyor. O yüzden zaten İsviçre Dünyanın kara para cenneti ya da Malta ya da Cayman ya da Jersey adaları vesaire. Ben orada parayı tutuyorum. Peki o parayı şimdi Türkiye'ye getirmem lazım. Nasıl getireceğim? Nasıl getireceğim? Paravan, nasıl getireceğim? Bir paravan şirket kuruyorum ve bu şirketten mal satın alıyorum veya o şirkete mal satıyorum. Ne yapıyorum? Ortada bir ürün var mı? Ortada bir ürün var mı ben bunu yaparken? Bir ürün, çoğu zaman olmuyor ama olabilir. Mesela lüks saatler, lüks kalemler, bunlar için son derece işlevseldir. Bir kalemin bedeli 4000 dolardır. Mesela 10 bin tane kalem aldım buradan dersiniz. Gerçekten alabilirsiniz. Ne olacak ki 10 bin tane kalem bir eee şey kasasına sığabilir. Eee bir araba kasasına veya bir kamyonete eee sığabilir. Bu şekilde ne yaptınız? Paranız aslında uyuşturucudan elde edilmiş paranızı eee Kalem satarak elde etmiş gibi gösterebildiğiniz bir paravan şirket aracılığıyla veya e, yine e, daha önce haberlere de yansımıştı. Bir yere bağış yaptınız. O bağış yaptığınız yerde annenizin vakfıdır. O vakıf aracılığıyla birkaç yerden oradan yani ne yaptınız? Parayı dolaştırdınız ve izini sürülemez hale getirdiniz. İzi bulunamaz hale getirdiniz ve ondan sonra parayı Türkiye'ye getirdiniz. Ne oldu? Ee, artık kaynağını e, kanıtlayabildiğiniz, kaynağını gösterebildiğiniz, e, aslında başlangıcında uyuşturucu satarak elde ettiğiniz bir geliri e, annenizin vakfına bağış yaparak o bağıştan sonra Türkiye'ye getirerek de e, bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Burada e, şey olan, e, kritik olan Hikayenin sonunda sizi denetleyecek olan mekanizmanın siyasi mekanizma olması yani siyaset kurumu tarafından denetleniyorsunuz aslında. Siyaset kurumu derken siyaset kurumunun kontrol ettiği devlet tarafından denetleniyorsunuz. Dolayısıyla yeterince e, torpiliniz varsa, varsa yeterince torpiliniz varsa e, e, size kıyak geçilebiliyor. Bu noktada bizim e, kara parayı önleme ve terörün finansmanını Terör, te, kara parayı ve terörün finansmanını önlemek kurulunun yani FATF tarafından bizim gri listeye alınmamızın nedeni e, kara paranın siyasetle kurduğu ilişkinin belirsiz olmasıydı.